Evet hocam, nerede kalmıştık? Dün 2 gündür konuşuyoruz. Evet, nerede Dün de en kaldık? son karaciğer hastalıklarıyla ve şeker hastalıklarında kalmıştık, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, karaciğer yağlanması, Evet. şeker hastalığı. Hı. Karaciğer yağlanmasının sebebi nedir? Karaciğer yağlanmasının sebebi %90 alkol. Hı. Fakat alkol deyince yani alkol içenler zannediliyor. Evet. Evet, alkol içenlerde karaciğer yağlanması olur. Fakat esas karaciğer yağlanması bağırsaklarına mantar yerleşmişse bir kişinin, Hı. mantarlar en ağır, en zehirli, en tehlikeli alkol üretir. Evet. Metil alkol, butil alkol vesaire. İçilen alkol o kadar tehlikeli değil. Bu da tehlikeli de mantarların üretmiş olduğu çok çok tehlikeli. Mesela bazen duyardık eskiden Halkalı'da çöplük havaya patlardı. Üstündeki 6-7 katlı binaları havaya uçuracak güçte bir gaz, bir basınç oluşuyor. Neden oluşur? Oraya dökülen çöp, çukurlara dökülen çöp mantarlar tarafından zehirli gazlara dönüştürülüyor. Zehirli gazlar zamanla sıkışa sıkışa ne oluyor? Üstündeki koskoca binaları havaya uçurabiliyor. İşte bu tehlikeli mantarlar bağırsaklarda toksik madde üretiyor. Karbonhidrat içeren ne yersek, özellikle de direkt şekere dönüşen beyaz un mamulleri, tatlı, kiraz gibi, karpuz gibi tatlı meyveler de. Hatta bir profesör diyor ki, televizyonlara çıkmış, kiraz külü yapın. Ya adamın bağırsağı mantar dolu, kiraz külü yaparsa balon gibi şişer. Çok çok tehlikeli. Evet hocam. Fayda yerine zarar verir. Kaş yapım derken göz çıkarmak. Herkes kiraz yiyemez. Hı. Varsa da mantar olan kişi kiraz yiyemez. Mevsimi şimdi zamanı. Dikkat etmek gerekir. Karpuz yiyemez. Yerse alerjisi artar. Çünkü çok yoğun oranda şeker içeriyor. Yani bilmeden bazıları konuşuyor. Bu da kaş yapım derken göz çıkarmak gibi. Karpuz özellikle şeker hastalıklarının en büyük düşmanı. Şeker hastalarının. Alerji tetikliyor. Evet. Mantarı besliyor. Hı. Berlin'den bir hanımefendi beni aradı. Diyor ki, lauman duymuş televizyonda. Lauman yaptım. Olmadı bir de hidrokolon diye bağırsakları yıkatma tedavi yöntemi var. Hidrokolon terapi diyorlar. Terapi değil aslında, vatandaşı öldürme tekniği. Evet. Bağırsakları 2 metre uzunluğunda hortumla böyle yavaş yavaş içeriği fırçalıyor, yıkıyor bağırsakları. Aa, oldu bitti gitti. Bağırsak hortum değil ki. Yıkıyorsun, Temizlensin. temizliyorsun. Boru da değil. Soba borusu değil ki bu. Evet. Bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u hayati öneme sahip. Bizim için çalışıyor. Evet. Vitamin üretiyor. Yağları yağ aslında proteinleri, aminosları, karbonhidratları, glikozları dönüştürüyor. Adam diyor ki ya bağırsaklarını yıka. Yıkadın da ne oldu? Faydalı bakteri gitti. Zararlı bakteri ve mantarlar duruyor. Onlara bir şey yapamıyorsun. Evet. Lavman yapmak, hadi ki kabız olursa, insan zorda kalırsa, mecbur kalırsa yapabilir. Fakat hidrokolon terapi denilen şey, bağırsakları yıkamak makineyle, özel bir makinesi var Almanya'da, burada da vardır bazıları. Bu barajın altına dinamit koymak gibidir. Hı. Nasıl barajın altına dinamit koyduğunuzda altta kalan bütün canlı cansız her şey yok olur. Caz çavlak ortada bir toprak kalır. Bağırsakları yıkadığınız zaman bütün bağırsak çiçekleri dediğimiz Darmflora denir Almancası. Türkçesi de bağırsak çiçekleri. Bağırsak flora. Flora çiçek demek. Evet. Bağırsaktaki faydalı bakterilere bağırsak çiçekleri denir Hı. aslında. Bağırsaktaki çiçekleri yok ediyorsunuz. Faydalı bakterileri. Bizim için çalışan çiçekler, bakteriler, vitamin üreten. Bu nedenle bağırsakları yıkatmak, hidrokolon terapi uygulamak bile bile intihar gibi bir şey. Şimdi bayan hidrokolon terapi yapmışlar. Doktora demiş ki, siz 6 hafta sonra bir daha gelin, bir daha yıkayalım. Aa, o da çok sevinmiş maşallah. İyi hadi bakalım. Bir defa gitmiş, bir defa yine bağırsaklarını yıkatmış. Aradan 1 ay geçmiş. Karnı davul gibi şiş. Evet. Karnı şişkinlik inmiyor. Ne yese şişiyor. Hamile gibi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Ne yese şişkinlik yapıyor. Su bile içemiyor. Oldukça zor tabii. Beni aramış diyor ki ya ben işte duydum lavman dedi vatandaş. Ben daha iyisini yaptırmak için bağırsaklarımı yıkattım ama şimdi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin çalışamıyor. İşe gidemiyor. Hı. Hamile gibi karnı şiş. Hiçbir şey yapamıyor. Ne yese şişiriyor. Bunlar karaciğer yağlanmasının sebeplerinden mi çıkıyor ortaya hocam? Gelmedim henüz oraya. Yani Yoldayız. daha yoldayız.
Evet hocam. Trafik tıkalı. Yani bütün problemi karaciğer yağlamasının sebepleri. Evet, evet. Mesela sebep nereden geliyor? Bağırsaklığından kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi dedim ki ya kime sordun da böyle bir şey yaptın? Bana sordun yok. Ben böyle söyledim yok. Kim söyledi? Kozmik bir profesör var. Kozmik. Kozmik ise adı üzerinde. Adamcağız kozmik. Aydan, gezegenden, yıldızlardan anlıyor. Değil mi? Kozmik adı üzerinde. Bitki uzmanı değil. Her neyse dedi adama ulaşamıyorum. Siz ne diyorsunuz? Vallahi işimiz zor ama inşallah dedim iyileştiririz. İksir, aloe vera jel, spirulina. Evet. Bağırsak fırlatırsınız. Yavaş yavaş düzeltir zamanla. Hı hı. Yıkarsınız bir binayı, 20 kat, 30 katlı bir binayı altına dinamit korsunuz. 2 dakikada yıkarsınız. Fakat yapmak yıllar alır. Hocam iki gündür bahsediyoruz spirulin, spirulin, spirulin işte vücudumuzun spirulina. Spirulina vücudumuza en yararlı olan gıda takviyesi, doğal besin değeri diye anlatıyoruz da. Peki yediğimiz gıda takviyelerinin haricinde günlük aldığımız besinlerin içerisinde de spirulina var mı peki? Var mıdır? Spirulina bildiğimiz yosun, yosun. Yani nasıl ki burada mesela bu nedir? Sinirli ot. Evet. Bu bir bitki. Bu nedir? Karabaş. Evet. Spirulina da bir bitki. Evet. Bir, hayır, mesela enginarın enginar da bitki. Enginarın kökünden işte en ham maddesinden gıda takviyesi yapabiliyoruz ama spirulina gıda takviyesi olarak kullandığımızda yediğimiz günlük aldığımız atıyorum çorbanın içinde pilavın içinde vesaire vesaire yediğimiz yemeklerin içerisinde de var mı? Ufak da olsa böyle çok. Yok spirulina yani yok kendisi mudur? Bitki zaten. Hı-hı. Yosun. Evet. Yosun. Başka bir şey de olmaz. O kendi başına biliyorsun. Hı hı. Ahmet Mehmet'in içinde var mı? Evet. Gibi oldu. Ahmet Mehmet'in içinde yok. Ahmet Mehmet. Hasan Hasan. Anladım hocam. O onun içinde olmaz. O ayrı bir bitki. Spirulina şuradaki gördüğünüz. Evet. Şimdi bunun spirulina şu hı hı. Mikro yosun 1 milim çapında helezon şeklinde birbiriyle birleşmiş binlerce helezon şeklinde yosun. Bu dünyada en ideal gıda. Kim söylüyor? FDA. Amerika Birleşik Devletleri'nde İlaç Gıda Kontrol Merkezi. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Beyaz Rusya'da. Yapılan klinik araştırmasında Çernobil kazası sonucu zehirlenen gastrit ülser gibi rahatsızlığa yakalanan 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocuklar üzerinde önce her şeyi denemişler, hiçbir şeye fayda olmayınca spirulina ile denemişler ve tedavi etmişlerdir. Radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu gastrit ülseri iyileştirmiştir. Radyoaktif. Evet. Şimdi normal olarak gastrit ülsere karşı ne etkili? Lahana suyunun birleşimindeki metilmetilyonun sulfonyum bromit etkili. Bakterinin sebep oldu. Fakat burada radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu gastrit ülser gibi ağır enfeksiyonlara, yaralara karşı spirulina etkili. O kadar etkili yani. Peki hocam genetiği değiştirilmiş bir sürü besin değerli, bir sürü besin maddeleri var. Bunların hepsinden de yiyoruz. Yediğimiz günlük aldığımız besinlerden faydalanıp yiyoruz elhamdülillah. Peki spirulinayı bizim yediğimiz gıdaların içerisine karıştıramaz mıyız? Mümkün değil mi böyle bir şey? Niye karıştıracağız? Daha da yararlı. Yosun yok, yosun halini şimdi onun kökünde yosun var. Yani yiyebilirsiniz de bu yosun biraz yosunsu bir tadı var. Yerseniz yiyebilirsiniz. Ben denedim, yiyorum ve yiyebilirim. Toz, bildiğimiz toz, yeşil toz. İsterseniz açayım burada. Bu yeşil bir toz. Ben bunu mesela ya mesela çorba yapıyoruz hocam. Yönetmenim kulağıma söylüyor bana şimdi. Çorba yapıyoruz. Çorbanın içine o kapsülün içini açıp yesek sorun olur mu mesela? Yok, yiyebilir, yiyebilir. Biber gibi yiyebilir miyiz? Yiyebilir, tabii tabii. Ben yiyeyim, isterseniz burada deney yapayım. Şimdi bu yosun. Aa, şimdi ben bunu yersem dilim yeşil olur. Şöyle batırdım. Böyle yiyebilirsin. Bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı. Evet. Ama dilim yeşil olur şimdi. Yemyeşil olurum. Fazla yersem yeşil olurum. Evet. Yeşil renkli adam yavaş. Maskeye dönem zaten. He, maskesi de yapılabilir yani. Yenir. Problem değil. Yani yenmesinde bir problem yok. Hı hı. Yani bunu pilav yapıyoruz. İçine hop bir kapsül spirulina atabilir miyiz? Ya böyle gerek yok. Şimdi günde 3 defa 2 kapsül alacaksınız.
günde 6 kapsül aldığında kişi günde 6 kapsül aldığında 6 kilo meyve ve sebzedeki vitamin, mineral, amino asit, enzimi almış gibi oluyor. Zaten gerek yok. 6 kapsül alacaksın. Pratik. Neden yemeğe katıyorsun? Evet. Yemeğe katmaya ne gerek var? Evdeki herkes beslensin. Evde 10 kişilik bir aile yaşıyorsa Sprolin'i aldığı zaman 10 günde biter herhalde. 10 gün bile sürmez. 2 günde biter. Kaç tane var içerisinde onların kapsülleri? 60 tane. 60 tane var. Tamam. 6 günde biter herhalde. Bir haftada biz biter. Biz bunu yarı fiyatına veriyoruz. Yani normal olarak diyelim ki herhangi bir kapsül burada aldığında fiyatı 65 liraysa bunun 2 kutusu 65 lira. Daha uygun. Herkes daha uygun bol bol kullansın diye. Evet. Uygun fiyata veriyoruz. Fiyatı uygun. Yani fiyatı abartılı bir fiyat yok. Peki hocam.